Kadıköy'de belediyenin borçlarını istinaden sattığı iddia edilen, şu an içerisinde de bulunduğumuz arsanın da dahil olduğu arsaların ve Çiftlikköy Belediyesi'ndeki sıcak gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan şöyle yorumladı. Çiftlikköy Belediyesi'nin 4 Ekim Salı günü gerçekleştirilen meclis toplantısında aldığı Sultaniye'deki Çocuk Parkı arazisinin satış kararı kamuoyunda tartışma yarattı. Toplantıda CHP grubunun red oyu vermesine karşın Çocuk Parkı'nın satışı için karar alınması ve 5 Ekim Çarşamba günü parktaki aletlerin sökülmesine Çiftlikköy CHP ilçe başkanlığı ve vatandaşlar tepki gösterdi. Kent 77 TV'ye konuşan Çiftlikköy CHP ilçe başkanı Cüneyt Çalışkan, Sultaniye halkını Çocuk Parkı'na sahip çıkmaya davet etti. Ben sosyal medyada paylaştığımda bazı arkadaşlarımız tereddüde düştüler. Burayı hayır satmıyorlar, sağlık ocağı yapacak dediler. Sizi sağlık ocağı yapacağız diye kandırdılar. Burayı satacaklar ama satış gerçekleşmeden lütfen parkınıza sahip çıkın. Biz de sizlere her türlü yardıma hazırız. Çiftlikköy Belediyesi'nin bugüne kadar aşağı yukarı 75 civarında arsa sattığını dile getiren Başkan Çalışkan, 5 adet arsanın belediyenin borçlarını ödemek için satıldığını belirtti. Aşağı yukarı 70 civarında arsa sattı. Son satmış olduğu arsalar 5 adet arsa var. Bunun 2 tanesini belediye borçlarına mahsup edilmek kaydıyla belediye meclisinden yetki aldılar. Diğer 3 tane arsayı da yine belediyenin muhtemelen borçlarını ödemek için sattıkları arsalardır. Bu arsalardan bir tanesi çok enteresan bir yerde. Sultaniye Camii'nin karşısında 600 küsür metrelik park alanıydı. Arsa satış kararlarının belediye meclisine olağanüstü ek gündem maddesi olarak getirildiğini ve AK Partili belediye meclis üyelerinin dahi haberi olmadığını kaydeden Çalışkan, belediyenin toplam borcunun 200 milyon civarında olduğunu ve bugüne kadar 75 tane arsanın satıldığını biliyoruz dedi. Bu arsaların satışı belediye meclisinde karar alınırken son anda olağanüstü ek gündem olarak getirdiler. Kendi belediye meclis üyelerinin dahi bu arsaların muhtemelen satışından haberleri yoktu. Belediye başkanı her nedense böyle tartışmalı konularda belediye meclisi kendisi yönetmiyor, ya hastalanıyor ya izine ayrılıyor. Belediyenin 200 milyon civarında borcu olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar da 70 tane arsanın satıldığını biliyoruz. Belediyenin şu anda borç batağında olduğunu ifade eden Cüneyt Çalışkan, borçları o kadar kabardı ki Çiftlikköy'ün simgesi olan Mokamp'ı dahil satmayı düşünüyorlar diyerek yönetimin belediyeye yandaşlarını yerleştirdiğini de ekledi. Belediye şu anda borç batağında, borçları o kadar kabardı ki Çiftlikköy'ün simgesi olan Mokamp'ı dahi satmayı düşünüyorlar. Hatta belediye binasını dahi satabilirler müteahhitlere. İş yapanlara çok büyük borçları var. Sadece yandaş ve partililerine iş bulmak için belediyeye bütün insanları yığdılar. Çiftlikköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz'ın görevinden alındığını hatırlatan ilçe başkanı Çalışkan, iktidara geldiğimiz zaman belediyede olup bitenleri müfettişler vasıtasıyla denetletip bunların hesabını sorarız dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim buradan gittiğini öğrendim dün itibariyle. Abdurrahim neden gitti? Gidişiyle ilgili bir sürü şaibeler var. Abdurrahim'in de orada ilişkisi olduğunu düşündüğüm Gacıkköy'ündeki dergaha belediye bulvar gibi yol yaptı. Çiftlikköy'ün içerisinde yerleşim alanları olan yerlerden çamurdan geçirilmiyor. Dergaha gösterdiğiniz ilgiyi yerleşim alanlarına da gösterin. Zirve Kent'in genel müdürünü görevden aldılar. Bir sürü dedikodular dolaşıyor. Zirve Kent'te usulsüzlüklerin olduğu söylenmektedir. Bu konuda Çiftlikköy halkına sağlıklı bilgi vermenizi bekliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8-10 ay sonra iktidara geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman belediyedeki olup bitenleri müfettişler vasıtasıyla denetletip
Bunların hesabını sorarız. Son olarak Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silbagar'ın belediye meclisini Kabadayı edasıyla yönettiğini belirten Çalışkan, ruhsat verdiği insanlardan spor kulübüne bağış adı altında usulsüz para aldığına dair iddialar var diyerek müteahhitleri de bu konuda uyardı. Belediye Başkanı Ali Murat Silbagar, Külhan Bey edasıyla, Kabadayı edasıyla meclis yönetmektedir. Biz seçilmiş belediye meclis üyelerine saygılı olmaya davet ediyoruz. Külhan Beylik yapılacak yer belediye meclis salonu değildir. Çiftlikköy Belediyesi'ni yönetenler, başta başkan olmak üzere, yönetme kabiliyetini kaybetmiş durumdalar. Çiftlikköy Belediyesi'nde ne oluyor bitiyor bilmiyoruz. Müteahhitlerimize ruhsat verirken 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay süreler zarfında ruhsat veriyorlar. Yani normalde bir ruhsatın en fazla 15 günde verilmesi gerekiyor. Ayrıca ruhsat verdiği insanlardan spor kulübüne bağış adı altında usulsüz paralar arıyorlar. Müteahhitlerimize de sesleniyorum. Sizden bu tür paralar istendiği zaman bunu bizimle paylaşırsanız sizlere her türlü yardıma hazırız.